izliyor, saygılar sunuyoruz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sayın Serap Özmen Çetin de törün alanına teşrik etmiş bulunmaktalar. Evet, şu anda Devteşti Mahallesi'ndeyiz. Çünkü Devteşti Mahallesi Şanlıurfa'nın başta olmak üzere aynı zamanda da Haliliye'nin en büyük mahallesi. Yaklaşık 60 bine dayanan bir nüfusu var. Biz bununla gurur duyuyoruz. Ama Devteşti Mahallesi nasıl ki 2019 öncesi bizim için önemliydiyse söz vermiştik, ne demiştik? Bütün hizmetler ilk buradan başlayacak. Fark kalmayacak diğer mahallelerden. Şu anda 2022'deyiz. Çok şükür fark kalmamış bir noktaya gelmiş durumda. Şu anda da Devteşti Mahallesi bizim için çok çok önemli. Şu anda gençliğe yatırım, geleceğe yatırımdır sloganıyla hareket ediyoruz. Haliliye Belediyesi'nin gerek kurs merkezleri, gerek okuma salonları, gerek kütüphaneleri, gerek yüzme havuzları, gerekse branş niteliğindeki sportif alanlarla birlikte binlerce gence şu anda hizmet veriyoruz, bonservis veriyoruz. Ve bu genç kardeşlerimizden yaklaşık 1000'e yakını bizim kurs merkezlerimizden dershane niteliğinde ilçe milli eğitim müdürlüğümüzle birlikte çalışıyoruz. Ve aynı zamanda hocalarımız bizim hocalarımızla dahil olmak üzere bu gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Ve bunun semeresini de görüyoruz çok şükür. Üniversite sınavlarında genç kardeşlerimiz tıp fakültesine dahil olmak üzere Haliliye Belediyesi kurs merkezlerinden almış oldukları desteklerle, öğrenimle birlikte bizim kırtasiye yardımlarımız, kitapçıklarımız, fasiküllerimiz ve hocalarımızın da birebir eğitimleriyle birlikte tıp, hukuk dalında da dahil olmak üzere yüzlerce gencimiz üniversite sınavlarını kazandı. Ama biz bir taraftan da yaş sınırı fark gözetmeksizin okuma salonlarımızla birlikte milletimize hizmet etmek istiyoruz. Şu anda Devteşti Mahallesi'ndeyiz. Ne söz vermiştik? Buraya devasa bir yeşil alan demiştik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza, TOKİ'mize teşekkür ediyoruz. Şu anda millet bahçemiz %99 oranında bitmiş. Sayın Cumhurbaşkanımız inşallah buraya teşriflerinde buradaki millet bahçesi vatandaşlarımızın hizmetine açılmış olacak. Ne söz vermiştik buraya? Nitekim bir hastane niteliğinde bir yapı kazandıracağız. Sağlık Bakanlığımıza, Şanlıurfa Valiliğimize teşekkür ediyoruz. Şu anda da oradan geliyorum. Bu ay sonuna kadar Kasım ayı içerisinde oradaki gerek poliklinik hizmetleri çocuk da dahil olmak üzere milletin hizmetine girmiş olacak. Ve nitekim bölgeye söz vermiştik. Burası daha güvenli, daha rahat bir huzurlu hale gelsin demiştik. Buraya en büyük ilçesi 400 bin nüfusta Haliliye bir ilçe emniyet müdürlüğü yakışır demiştik. Onu da bu bölgeye, bu mahalleye hemen Ahmet Yesevi'deki yerimize şu anda kazı çalışmaları başladı. Sayın Valimizin nezaretinde Sayın Süleyman Soylu Bakanımızı beklemekteyiz. İnşallah en kısa sürede buranın da temelini atmış olacağız. Şu anda Devteşti okuma salonundayız. Biz nerede hemen bir alan bulsak yeşil alana çeviriyoruz. Şu anda 100 dönümün üzerindeki yeşil alanla birlikte Haliliye ilçemizdeki devralmış olduğumuz 600 dönümlük yeşil alan miktarımızı şu an 1000 dönüme doğru götürüyoruz. 900 dönümü aşmış durumdayız. Ve nitekim yapısal alandaki yerlerle ilgili hem kaymakamlığımız hem ilçe müftülüğümüzde yapmış olduğumuz protokol çerçevesi içerisinde camimizin altındaki boş bir alan vardı. Muhtarımızla da görüştük, kaymakamımızla da, ilçe müftümüzle de ve burayı hemen bir okuma salonuna, kütüphaneye çevirelim demiştik. Ne yapıyorsak gençlik için yapıyoruz, ne yapıyorsak gelecek için yapıyoruz. İnşallah bu hususla ilgili bizler de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın izinde ve yolunda, belediyecilik anlamında, ak hizmetler anlamında sizlere hizmet etmeye gayret edeceğimizi, gönüllerinizde olmaya devam edeceğimizi ve en önemlisi de dualarınıza talip olduğumuzu ifade eder. Buraya katılan tüm
hazırına, tüm protokola ve daha daha önemlisi öğrenci kardeşlerime teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. AK Parti belediyeleri olarak Şanlıurfa'ya hizmet adına Sayın Can Polat Başkanımız geldiği günden beri özellikle gençlere yönelik, kadınlara yönelik ciddi anlamda dezavantajlı bölgede çalışmaların önünü açar oldu. Ve ciddi anlamda bu bölgelerin eksikleri giderilmeye çalışılıyor. Bu konuda başkanımız canla başla her gün sahada ve hep halkıyla beraber. AK Parti belediyeciliği böyle bir şey Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde. Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte el ele tüm ilçe belediye başkanlarımız şehre hizmet yolunda devam ediyorlar. Özellikle en genç nüfus olması hasebiyle gençlere yönelik yapılan tüm çalışmalar her zaman bu şehrin bir ihtiyacı oldu ve olacaktır. Ve bunun millet bahçesinin yanında olması da önemli bir şey, gençlerin kullanacağı bu alanların. Ve biz bu konuda Ankara'da Şanlıurfa'nın sesi olmaya devam edeceğiz. Onları bu konuda her zaman destekleyen ve onlara güç katacak, şehrimize güç katacak projelerle Ankara'ya gidecek ve daha güzel hizmetler için AK Parti belediyelerinin elimizden geleni yapacağız. Ben de tüm Hazirun'u saygıyla selamlıyorum ve gençlerin bu mekanı boş bırakmayacaklarına inanıyorum. Saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Tabii bu açılış aslında çok anlamlı bir haftada, çok anlamlı bir günde yapılıyor. Biliyorsunuz bu hafta Öğretmenler Günü ve 25 Kasım kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik olarak bilinçlendirme, farkındalık yaratma haftası. Dolayısıyla bu açılışın bu hafta yapılıyor olması da açılışa ayrı bir anlam ve değer katıyor. Onu da ifade etmek istiyorum. Tabii eğitim bizlerin öncelikli alanlarından. Bizler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kaymakamlık olarak gerek okullarımızın fiziki eksikliklerinin giderilmesi, gerek yeni okulların yapılması, gerekse eğitimde içeriklerin düzenlenmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediye başkanımıza, okuma salonumuza, burada Devteşli mahallemizde böyle bir alan açtığı için muhtarımızı tabii hitaplarda unuttum, şimdi gözüm eğleşti. Muhtarımızın da bu yönde talepleri vardı sağ olsun. O da çalışkan bir muhtarımız. Burası da büyük bir mahallemiz. Belediye başkanımızın burada böyle bir okuma salonu açması, onunla ilgili faaliyetleri yürütmesi bizim için çok önemliydi. Tekrar kendisine, belediye meclis üyelerimize, belediyemize teşekkür ediyoruz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Okuma salonumuzun hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başkanım buradayız. Ya Allah, ya Bismillah. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.